Aa değil, hatta daha uygun. Burası daha uygun. Aa, Pro Max'in 1 TB'ı bile Türkiye'nin fiyatından çok daha uygun arkadaşlar. Hepiniz bu haftaki videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki video biraz farklı bir video. Diğer videolarıma göre gerçekten çok çok farklı bir konu. Ama bu konuya değinmezsem olmaz. Biliyorsunuz yaklaşık bir hafta, iki hafta önce iPhone 14 piyasaya sürüldü. Hatta böyle videolar falan oldu. Böyle Apple'ın önünde sıraya geçmiş insanlar iPhone 14 almak için. Bayağı böyle olaylı bir meseleydi. Her yeni iPhone modeli çıktığında zaten bunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz ben Avrupa'dayım. O yüzden ben size Avrupa'daki iPhone 14'ü göstermek istiyorum. Bir de Türkiye. Ama size bu videoda çok ama çok güzel bir tavsiyem var. Bunun için bekleyin, videoyu devam edin. Ama onun öncesinde gelin bir buradaki iPhone 14'ün fiyatına bakalım. Let's go. Apple Store'un olduğu bir yere geldik. Bayağı büyük bir mağaza. Zaten arkamda görüyorsunuz. Gidelim fiyatlara bakalım. Arkadaşlar bu iPhone 14. Gördüğünüz gibi fiyatı da 1020 euro. Bu 128 GB'ın fiyatı. Bakalım. Hepsi aynı. Bakın. Bu Türkiye olsun. Bu da Avrupa. Türkiye'deki fiyatı ne kadardı? Evet. 40.000 TL. Avrupa'daki fiyatı 1020 diyelim. 1020 euro. Tamam mı? 40.000 TL kaç euro yapar yaklaşık? 2200 galiba. Evet, 2200. 2200 euro. Zaten şu andan farkı görebilirsiniz yani. Şöyle benim fikrim. Türkiye fiyatı neydi arkadaşlar? 2200 euro dedik. Avrupa fiyatı da 1020 euro. Şimdi arkadaşlar bu kadar paranız var ya, 2200 euro. Bu parayı siz harcamayın Türkiye'de. Bu parayı siz cebinize koyun ve beni dinleyin. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz VFS'ye. Bir Avrupa ülkesine vize başvurusunda bulunuyoruz. Bu arada VFS Şişli'de. Avrupa ülkesi neresi olsun? Hollanda olsun. Vize ücreti ne kadar? En son biz başvurduğumuzda 120 euroydu. Öyle hatırlıyorum. 120 euro olsun. Sonrasında ne yapalım? Gelin bir uçak biletine bakalım. Diyelim ki arkadaşlar İstanbul'dan Amsterdam'a uçuyorsunuz. En ucuz biletlere bakalım. Bir kişi ekonomi, gidiş dönüş bakıyoruz bu arada. Aynı ay içerisinde Aralık ayı birinde gidip 11'inde dönebilirsiniz. Birinde 73 euro. 11'inde 95 euro olarak gözüküyor şu an. Biz uçuşumuzu planlayalım. Turkish Airlines'la gidiyorsunuz Sabiha'dan ve dönerken de Pegasus'la dönüyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 181 euro yapıyor gidiş dönüş biletiniz. 181 euro. Şöyle yana da yazalım 10 gün. Tabii bu 10 günde nerede kalacaksınız? Kalacak bir yer bulmamız lazım. Zaten paranız var. 2200 euro. Gelin otellere bakalım. Amsterdam'da konaklamak istiyoruz. 1 Aralık, 11 Aralık arası. Bir yetişkin. Bakalım. Bakıyoruz en uygun 32. Şöyle inceleyelim isterseniz. Ve değerlendirmeleri de gayet iyi. 4 almış 5 üzerinden. Bence gayet güzel gözüküyor. Geceliği 32 euro. 10 günden hesaplarsak yani 1 Aralık giriş, 11 Eylül çıkış 10 günden 320 euro yapar. Tabii gittiniz, kaldınız bu 10 gün boyunca. Acıktınız. Yemeden olmaz yani. Tabii paranız da var. Yiyin tabii. Yemek diyelim. Ne kadar yiyebilirsiniz ki maksimum yani? 200 diyelim. 200 euro da yemek olsun. Ki bence bu çok çok fazla yani 10 gün için. Tabii siz şimdi hani vize, uçak, otel, yemek derken asıl meseleyi unuttunuz. Biz neden Avrupa'ya gidiyorduk yani? Bu 2200 euro ile siz ne yapacaksınız? Telefon alacaksınız. Avrupa'ya gittiniz. Telefonunuzu da aldınız. Merak etmeyin, telefonunuzu da alacaksınız. Telefon diyelim. Avrupa'da ne kadardı arkadaşlar? Sadece 1020 euro. Şöyle yazalım. Toplarsak ne kadar yapar? 120, 180 daha. 301, 320 burada var. 621, burada da bir 200 var. 821, burada da bir 1020 var. Eşittir 1841 euro yapar.
Ne kadardı Türkiye'de arkadaşlar fiyat? 2200 euroydu ve Avrupa'ya gelip 10 gün kalıp yiyip içip gezip telefonunuzu da alıp geri döndüğünüzde, çünkü uçak biletimiz gidiş dönüştü, geri döndüğünüzde sadece 1841 euro harcamış oluyorsunuz. Ve kenarınızda ne kadar kalmış oluyor? Yaklaşık bir 400 euro. Hadi 41'i de çıkarttık. 350 euro cebinize kalmış oluyor arkadaşlar. 350 euro ile ne yapabilirsiniz? Biliyorsunuz Türkiye'de telefonlar çalışmıyor. Vergi ödemeden. Bu 300 euro ile rahat rahat vergisini ödeyip telefonunuzu Türkiye'de de çalıştırıp kullanabilirsiniz. Bakıldığında arkadaşlar siz Türkiye'de iPhone olanlardan çok çok daha şanslısınız. Çünkü siz 10 gün Avrupa'ya gittiniz, gezdiniz, dolaştınız, bir de telefonunuzu alıp geri geldiniz ve telefonunuz Türkiye'de çalışıyor. Bu arada bu fikri size sunduğum için bilmiyorum artık hani 300 lirayı bana bağışlar mısınız? Kenarınıza mı kayarsınız ama birazcık. Evet, şaka yapıyorum tabii ki. Tabii açıklama kısmına da IBAN bırakıyorum. Oradan biliyorsunuz siz meseleyi. Böyle arkadaşlar. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur sizler için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Ve bu arada ben Türkiye'yi çok ama çok seviyorum. Gerçekten. Sadece bu vergi meselesi, teknolojiden, bilgisayarlardan, telefonlardan alınan vergi meselesine dikkat çekmek istedim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben de seviyorum. Evet. Kalbimiz Türkiye'de, bunu unutmayın. 14. Bu 14 Pro ve bu da Pro Max. Bakalım mı bunların da fiyatlarını? Bakalım. 14 Pro 1330 euro. Ve 14 Pro'nun fiyatı 1400. Yaklaşık 100 euro var aralarında. Yani 1 terabyte Türkiye'nin fiyatından sadece 9 euro pahalı. Sadece 9 eurocuk çünkü değil, hatta daha uygun. Burası daha uygun. Pro Max'in 1 terabaytı bile Türkiye'nin fiyatından çok daha uygun arkadaşlar. Tabii arkadaşlar, herkes buraya geliyor telefon almak için değil. Kamera açıyoruz. Ondan sonra selfie, video atıyoruz. Film olsun ya, daha güzel çekiyor. Tamam. Arkadaşlar, biz Mustakbal'dan geldik. Size söylemek istiyoruz ki arkadaşlar, hiç bir iPhone almayın çünkü birazdan 15'i gelecek. 15 gelecek. Mustakbal'dan geldik. Hadi bakalım arkadaşlar, bizden önce kim çıktı? Kendisi. Tamam.